Herkese merhabalar, umarım keyfiniz yerindedir. Tekrardan Skoda bayisine geldik. Keleşler Otomotiv'deyiz. Bugün Skoda Kodiaq çekeceğiz. Normal bir Kodiaq değil. Aklınızdaki Kodiaq'ı unutun. Bu 2000 motor, 4 çeker bir Kodiaq, 240 beygir. Bu Kodiaq Ares bir canavar. İyi seyirler diliyorum. Kodiaq Ares çekimine başlıyoruz. Araç zaten yani anlatmaya gerek yok. Mükemmel bir araç. Bu arada Keleşler Otomotiv'e de çok teşekkür ediyorum. Çekim fırsatı verdikleri için gerçekten çok teşekkürler. Şimdi aracı anlatmaya başlıyorum. Aracı hatta anlatmaya başlamadan önce tabelayı göstereyim. Bu araç 2000 motor. 4x4, 240 beygir. Liste fiyatı 1.500.000 TL. Fakat bu araca 980.000 TL gibi bir kampanyalı fiyatta sahip olabilirsiniz. Veriler bu şekilde. Kodiaq Ares 2000 TDI, BTDI. 240 beygir, DSG şanzıman, 4x4. Şöyle şuradan başlayalım. Bu özellikleri tek tek söyleyeceğim. Çok fazla özellik var çünkü. Ön ve arka zemin paspasları, akıllı 4x4 sistemi, elektrikli sürücü ve yolcu koltuğu, karartılmış arka yan camlar, sürücü, yolcu ve yan perde hava yastıkları, ön kol değme ünitesi, elektrikli ısıtmalı hafızalı ve otomatik katlanabilir yan aynalar, sürücü ve yolcu elektrikli bel destek ayarı, AFS özellikli full led ön aydınlatma sistemi, merkez ikili sistemi, arka sis lambası, ön ve arka yolcu emniyet kemeri uyarı sistemi, şerit değiştirme sistemi, ön bölümde USB-C bağlantı noktası, bagajdan arka koltuk katlama sistemi, 3 bölgeli iklimlendirme sistemi, çelik pedallar, elektrikli açılabilir sunroof. Burada dikkatimi çeken şey ise led gündüz sürüş aydınlatmaları, 8 inçlik multimedya sistemi, ondan sonra 10 renkli iç ambiyans aydınlatma sistemi, kablosuz Apple CarPlay fonksiyonu. Burada da SmartLink multimedya sistemi yer alıyor. Kablosuz şarj özelliği, elektrikli bagaj kapağı falan gibi özellikler var. Adaptif hız sabitleyici de var bu araçta, gerçekten çok iyi. 10.2 inçlik dijital gösterge paneli var. Konton 10 hoparlörlü 575 wattlık ses sistemi var. Kanton'un gerçekten o ses sistemi de çok iyi bu arada. Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, start stop sistemi, ön ve arka bölüm aydınlatması gibi seçenekler var. Üst seviye led arka far grubu da bu araçta bulunuyor. Ayrıyeten 360 derece çevre görüş sistemi de bu araçta mevcut. Yani bayağı dolu bir araç bu. Şöyle ön taraftan başlayalım hatta. Farları görebiliyorsunuz. Bunlar viraj aydınlatmalı farlar. Yani direksiyonu sağa sola çevirdiğiniz zaman farlar da size beraber sağa sola bakıyor. Gerçekten bir tasarım harikası Kodiaq. Gündüz ledlerini, sisleri falan da görebiliyorsunuz. Çok güzel duruyor. Şöyle jant lastiğe baktığımız zaman burada Touareg'de olmayıp bu araçta olan 20 inçlik jant lastik var. Touareg incelemiştim. Touareg'de 19 inç jant lastik vardı. Kodiaq'da ama 20 inç jant lastik koymuşlar. Gerçekten duruşunu çok daha sportif bir hale getirmiş. 255-40-20 jant lastik ebatı bu şekilde. Jantlarda mükemmel duruyor gerçekten. Frenlerin kırmızılığı da gerçekten çok 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 güzel göze batıyor diyebilirim. Şöyle arkaya doğru gidelim. Arkada bakalım bizi neler karşılayacak. Şöyle arkaya geldiğimizde, spoiler diyebiliriz buna, biraz daha geriye gelelim. Şöyle krom egzoz çıkışlarını görüyorsunuz. Gerçekten bir de kocaman duruyorlar. Çok güzel, karizmatik duruyor egzoz çıkışları. Ares logomuz, 4x4 ve geri görüş kameramız. 360 derece görüş sistemi var bu araçta. Şöyle bir bagajını açalım, bakalım bagajı nasıl. Şuradan bagajı kapatabiliyoruz. Elektrikli bagaj. Şu şekilde, yani buraya çektiğimiz an arka koltuklar yatıp bagaj hacmini daha da büyütebiliriz. 12 voltluk bir giriş var burada. Burası bu şekilde aydınlatma, şurada bir adet ve burada bir adet, iki adet aydınlatma var sağlı sollu. Bagaj hacmi de gayet geniş. 720 litrelik bagaj hacmi var. Bu araca rakip olarak 5008'i gösterebiliriz. Bunu bu arada bu şekilde çekebilirsiniz. Sizce 5008 mi yoksa Kodiaq mı? Yorumlarınızı merak ediyorum. Şu şekilde bagajı da kapatabiliyoruz. Şimdi arka koltuğa doğru yürüyelim. Bakalım arka koltukta neyle karşılaşacağız. Şu Alcantara'dır muhtemelen. Aynen Alcantara'ya benzer bir yapı var. Çok güzel gerçekten. Burada da karbon mu desek, piyano bilek mi desek bilemiyorum. Gerçekten çok güzel bir yapı var burada. Buralar sert. Şuralar yumuşak. Ondan sonra içine de oturalım. Buralarda keçe bir yapı var. Gelecek kötü sesi engelleyecektir. Şurada şöyle bir göz var. Kol dayama
bu şekilde şunu kapatalım. Koltukların yapısı çok güzel. Alcantara orta deri. 12 voltluk burada bir soket var, giriş var. Koltuk ısıtma özelliği arka koltuklarda da mevcut. Çok güzel. 3 bölgeli sağ, sol ve arkası 3 bölgeli klima var. Yani buradan da sıcaklık soğuğu ayarlayabilirsiniz. Direkt şuradan açıp buradan da kapatabilirsiniz. Klima menfezleri bu şekilde. Arka eşyam alanı çok iyi. Görebiliyorsunuz bacak mesafemi. Şuradan aydınlatmaları açabiliriz. Kitap okuma da, yani bunlara kitap okuma aydınlatması falan da diyebiliriz aslında. Burası bu şekilde. Giysi asmak için şurada bir göz var. Sunroof'u görebiliyorsunuz. Kocaman bir sunroof'u var. Şöyle baş mesafesi var. Baş mesafesi de çok iyi. Şimdi ön koltuğa doğru ilerledik. Buralar yumuşak. Aynı yapı burada da var. Bu yapı ön koltuğa da devam ediyor. Gerçekten güzel. Buralar yumuşak. Şu yapı gerçekten, burası da çok güzel ya. Arka cam kilit, 4 cam kontrolü, sağ ayna, sol ayna ve aynadaki boyu buraya tıklayarak önleyebilirsiniz, giderebilirsiniz. Bagajı buradan açabilirsiniz. Keçe bir yapı burada var ve buranın gözü gerçekten büyük ve derin. Burada koyacağınız şeyden bu keçe yapı sayesinde ses gelmeyecektir. Ses temini görüyorsunuz. Bu şekilde hafızalı koltuklar var. Koltuğun hareketlerini de bu şekilde kontrol edebiliriz. İleri, geri, yukarı, aşağı. Ayrıca şu şekilde mesela arka tarafı yukarı indirip kaldırabiliyorsunuz ve ön tarafı da yukarı indirip kaldırabiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir özellik. Bel desteği de var. Şöyle içine doğru geçtiğimiz zaman far yapıları bu şekilde şöyle açarak sisleri de yakabiliriz. Hız göstergesini görebiliyorsunuz. Hayalet ekran çok şık. Direksiyon ısıtma var görebildiğiniz gibi. Şu direksiyonu ben çok beğendim. Ares logosu da burada. Diğer Superb'lerde artık burası yok. Düz bu şekilde, yani burası yok. O gerçekten beni çok şaşırttı. Fakat direksiyon gerçekten benim çok hoşuma gitti. Adaptif hız sabitleyici. Burada normal hız sabitleyiciden farkı, siz bunu bir hıza aldığınız zaman, 110 aldığınız zaman öndeki adam fren yapsa bile sizin hızınız 110'da değil, düşecek hızınız. Öndeki adam açıldıktan sonra hızınız yükselecektir. Bu şekilde farkları var. Şuradan direksiyonun yükseklik, alçaklık ve derinlik ayarını yapabilirsiniz. Şuradan da burada da bu şekilde bir göz var. Keçi yapı her yerde var. Gerçekten çok güzel o yüzden. Şöyle bir açalım burayı da. Ben buna karbon diyeceğim abi. Gerçekten çok şık duruyor. Malzeme yumuşak. Her taraf yumuşak. Şöyle koltuğa yaslandığım zaman koltuklar çok şık değil mi ya? Alcantara koltuklar ve çok sportif duruyor. Yani sanki yeni golfün koltukları gibi olmuş. Kol dayamayı da bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi şurayı bir kapatayım. Burada neler var, neler yok onları size göstereyim. İçecek için gözler var. El freni, off-road modu var. ESC var, bunu kapatmayın. Ondan sonra auto hold özelliği var. Modlar var. Yani ekonomik mod. Ondan sonra normal mod, sportif mod gibi özellikleri buradan ayarlayabiliriz. Vites değişmiş. Çok güzel bir vites karşımıza çıkıyor. Gerçekten çok şık. Kablosuz şarj özelliği var. Görebildiğiniz gibi telefonu buraya koyduğunuz zaman da şuraya kablosuz şarj sistemi devreye girecektir. Start stop sistemi burada. Yan tarafa geçtiğimiz zaman park sistemi var. 360 derece kamera görüş var bu araçta. Yani 360 derece her tarafı görebiliyorsunuz. Dörtlüler burada. Merkez ikili sistemi burada. Koltuk ısıtmalar şurada sağ sollu. Yani arka koltuklarda da ısıtma olması gerçekten güzel. Klima nereye vuracaksa onları da buradan ayarlayabilirsiniz. Şimdi bir sistemi dinleyelim. Bakalım bu sistemi nasıl? Gümbür gümbür çalıyor. Radyoda olmasına rağmen bunu bir de Bluetooth'a aldığınızı düşünün. Gerçekten çok iyi bir ses verir Bluetooth'ta bu sistemi. Radyoda bile güzel veriyor. Şurada F1 kulaklıklar da var. Onları da göstereyim size. Çevresel görüş sistemi olsun. Ya birçok özellik var. Direksiyon ısıtma, ondan sonra kablosuz şarj özelliği, koltuk ısıtma arkalarda da var. Gerçekten premium bir araç ve çok güçlü bir araç. Bu aracı aslında bu şekilde değil de yollarda test ederek incelemek gerekiyor. Şuradan da navigasyonu ayarlayabiliriz. Fonksiyon hizmet dışı diyor. Bunu kapatalım hemen. Aracı aldıktan sonra bunlar da artık devreye girecektir. Yukarıya geldiğimiz zaman sunroof perdesi. Burada sunroof perdesi ve sunroof camı ayrı olması gerçekten çok güzel. Şuradan sunroof camını kontrol edebiliyoruz. Buradan da yukarıdaki aydınlatmaları açıp kapatabiliyoruz. Aynı şekilde burada da beyaz bir aydınlatma var. Artık yavaş yavaş bitirişe doğru geçelim. Geçmeden size şurayı da göstereyim.
Bakın şurası yukarıya açıyor, burası da aşağıya açıyor. Yani iki adet bu şekilde göz var. Torpido gözünde de soğutma var. Yani içeceğinizi koyduğunuz zaman torpido buz gibi olacaktır içeceğiniz. Gerçekten güzel bir özellik. Yavaş yavaş bitirişe doğru geçelim arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Araç bu şekildeydi. Instagram'dan da her gün reels atıyoruz. Her gün bir araç. Oradan da güzel bir şekilde büyüyoruz. Desteklerinizi bekliyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Şu jant lastiği bir kere daha göstereyim ya. Çok güzel duruyor gerçekten. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.